başkan harbiden bunu spor olarak değil, yani bu bir spor değildir sadece deyip böyle bir görüntü, yani Aziz Başkan o zaman bizim dönemimizde Serhat, beyzbol sadece bir spor değildir kardeşim. Spor değil mesajını bana hissettirebilirdi. Hissettirebilirdi. Hissettirebilirdi, evet. Önemli burada. Gerçekten, ama yani tebrik etmek lazım. Başladı. Hazırız. Bizim böyle serbest. Değil serbest atış, tamam. Ama peki sopayla mı abi? Abi şöyle, şimdi basketbolumuz var. Bu Amerikan futbol. NFL. Ne eksik? Neden? Voleybol topu eksik değil mi? Yok ya, biraz şeyden gidiyoruz artık. Hani. Ha, Amerikan sporlarından. Aynen, Amerikan, anladım, sporlarından, tamam, gittiğimiz için dedim bir bu eksik. Ya yanımda ima getirdim. Ediyor ama biraz böyle abu altından sopa göstermek gibi de. Yok, asla sopaya karşıyız ama şey, hani spor açısından sonuçta burası bir spor kanalı. Ben beyzbol, yani seyircilerden özür diliyorum ama beyzbol sporunu anlamıyorum. Bilmiyorum, kurallarını öğrenemedim yani. Ya beyzbolda bence seyirciler vursunlar da topu biz tutalım. Onun için maça geliyorlar. Bence onun için gidiyorlar yani. Anladın mı, hani mesela düşünsene biz ikimiz Amerika'ya gidecek. Herhalde en son gideceğimiz beyzbol, ama çok orada popüler bir de. Çok popüler. Ama biz anlamıyoruz. Niçin gideriz, hani top vurdu ya mesela home run falan muhabbetine, biz topu acaba kapar mıyız diye. Oradan koşuyor, oradan bir şey kayıyor mayıyor. İnanılmaz, bir türlü ya. Anlayamıyorum. Sen niye kayıyorsun, sen niye koşuyorsun? Sen niye topa vuruyorsun? Çok hiç bize göre değil abi. Bize göre değil abi. Biz futboldan devam. Bildiğimiz kim? Almanca konuşuyor. Türkçe konuşuyor. Tanımıyorum bunu. Sürekli bir tane kadın benim telefon saatte bir şeyler söylüyor. Hiç tanışmadık da. Daha yüz yüze gelmek nasip olmadı diyorsun. Ama Almanca, aynı dili konuşuyoruz yani. Oradan anlıyor peki. Bakalım. Abi şimdi geçen hafta bir fotoğraf koyduk, biliyorsun son bölümde. Çok ben sokakta soran da oldu, sosyal medyadan yazan da oldu. Vallahi o fotoğrafı ben koymadım. Ben biz koyduk, evet. Da söylemiyorsunuz bana. Onu da bulamadım. O programdan sonra bir yere alışverişe indim. Abi diyor, takım elbise duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor dedin sen zaten. Anlatmıştım. Duruyor dedim de, yani nereden takım elbise biliyorsun? Nereden? Bu çok sıkıntılı bir fotoğraf. Detaylı ara, yani inceledin de sen bu fotoğrafı geçtiğimiz hafta. Bak arkada şimdi Güran var orada, bir tane genç oyuncu. Güran Gürsoy. Onun arkasında Servet duruyor mesela. Servet'i konuşmadık. Evet. Servet kim bilir üstüne ne giymiş, hiç gözükmüyor. En uzun boylusu. Yani Güran'ın boyuyla Servet'in boyu arada, enteresan arada fark var. Ama 50 santim falan var. Evet, aynı boy demiş gibi. Aynı boy demiş gibi, evet, duruyor. Neden? Acaba sonra neden? Ben çok gecelerce bunu şey yaptım. Şimdi bunu bir yorumda düşünün. Daha bulundun. O yorumunu istersen tekrarlar mısın? Vallahi hatırlamıyorum. Murat Acıoğlu'yla ilgili bir yorumda bulun. Ne dedim? Bir şey söyledin. Cevap hakkı doğdu bence. Murat beni aradı. Onu bir anlat abi önce. Dedi ki dava açacağım. Bana dedi, hırsız dediniz dedi. Öyle bir şey yok dedim. Bir de bu resimle zaten dava açsan kaybedersin. Sen bunu hepimiz kaybederiz. Sen bunu söyledin mi? Hepimiz, biz mi kaybederiz? Hepimiz kaybederiz. Ben ne resim açacağım? Şimdi bu resime bana birisi dedi ki işte resime salladı bana mesela kıyafetimi. Kaybederim gitsem polise dedi. Peki kendisine soralım. Nasıl? Soralım. Kendisine soralım. madem öyle söyledin. Sopada elindekiyle kendimi kırayım, arkamdan sallarsın. Madem öyle abi. Kardeşim hoş geldin. Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Ya madem abi cevap hakkı doğdu dedim ben. Çünkü geçen hafta sen izledin o bölümü değil mi? Evet, o izledim, kısmı izledin. Talihsiz bir açıklamaydı bence. Kemal'in de Serkan Balcı var. Onun yanındaki oyuncuyu hatırlamazlar bile. Murat Acıoğlu var. Murat Acıoğlu. Hırsız gibi yani. Dükkanı soymaya gibi gelmiş. Bu benim takım arkadaşım yani şimdi. Ya şimdi resme bakıyorum. Aslında Serhat'a da hak vermek geldi. Şimdi yeni fark ettim dikkatli bakınca. Ya şöyle mi? Sanki açılışa gelmemiş gibiyiz biz. Abi, kapanışa gelmişiz. Aynen ya. O ne abi ya? Yani yok, bir şey ben... kapanıyor. Bizi çağırmışlar. Hani kapatıyoruz. Gelin burayı toparlayın gibi. Batak evinin malları mı? Hepimiz ama yani. Şimdi mesela Güran'ın boyunu sen biliyorsun. Aynen. Sen de aynı ben, boyda. Ben ondan uzunum abi. Servet nasıl gözükmüyor arkada? Acaba Servet ne giymiş o gece? Hoydonk'a ben bak yani. Şey sen Hoydonk'la aynı boydasın. Ben sana bir şey diyeyim mi? Benim duruşum ne abi? Abi sen... ben gerçekten... nereye bakıyorum? Ayaklara bak abi. İnanılmaz. Kemal ne alaka? Biri, bak sen öbür tarafa bakıyorsun bir grup. Öbür grup öbür tarafa tamam, bakıyor. Hadi, İnanılmaz ben, bir fotoğraf. Ben yani. Tamam neyse de. Eyvallah tamam kabul edeyim hadi. Ben yakın bu kadar incelememiştim. Abi Selçuk'un durumu ne abi? Selçuk Şahin'e ayrıca bir program Selçuk yapılır. Selçuk benden kötü abi. Bak, evet, söz haklısın. Söylüyorum abi Selçuk benden kötü. Bu ne abi? Bir de hepimiz aynı. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Termara açık gibi duruyor bir de.
Ha? Aynen abi. Ya niye öyle duruyor? Abi çok yaklaştırma, sıkıntı. Evet, çok çok da şey yapmayın şimdi arkadaşlar da. Yani şimdi biz oraya niçin geldik? Abi. Belli değil abi bu fotoğrafta. Ama olayın ciddiyetinde olan tek kişi sensin fotoğrafta. Serhat, sana tekrar teşekkür ediyorum. O gün çok fena suşi yemiştik ya. Ha peki, bir şey soracağım bir dakika o zaman. Dedi ki geçen hafta açılışta battım dedi. Payınız var mı abi? Ben de yedim ama daha fazla yiyenler oldu abi. Doğru söylüyor. Banoydog fena yemişti. Banoydog olayı yanlış anlamış. Olayı kesin yanlış anlamış. Doğru söylüyor. Çok fenaydı. Şimdi, yani ne varsa yemişti. Murat'ı ben biliyorum. Gerçekten burada oturduğu için söylemiyorum. Şimdi çok böyle şey, hani mütevazi davranır o konuda böyle işte. Eyvallah. Ama şimdiki sushi adını bilmeyenler de yedi. Evet. O da enteresan. Serkan mesela sushi diyor. Açıklaması var. Televizyonda da var bu. Sushi çok güzeldi diyor. Yani bilmediğin şeyi nasıl yersin değil mi mesela? Doğru. O Serkan da gömüyor. Normalde açılışların olması gereken bir iki tadıp bir para tabii bırakıp canım çıkmak değil midir normalde? Tabii canım, yani ne yapacağız? Değil mi öyle olur? Ya ben şimdi çok önceden de samimi olduğum için fazla yedim ben, ama Vanoydok çok samimi değil. Sen daha yeni tanışmıştın. Vanoydok ya ne? Bu kadar yemesinin sebebi neydi? Çok gol atıyor diye hak mı gördü kendinde acaba? Güzel. Yani onu da şimdi bir şey de diyemiyoruz. Başkan falan da girdi devreye orada artık. Sonuçta o sezon bizi şampiyon yapan önemli isimlerden. O yüzden mi acaba diyorum? Ben iyi bakıyoruz falan filana getirdim olayı da. Bana sonra kim bakacak biz? Sana kim bakacak? İflas dükkan gitti. Yalnız, bir de yorumlar çok enteresan. Az bile yemişler diyor. Ben sana diyor. Bir şey diyeyim mi? Harbi resme bakınca abi. İnanılmaz bir resim. Bu ne ya abi ya? Bak yani, ben sana yani açıkçası dışarıdan bakıyorum. Sonra da konuşulur. Konuşulur abi. Vallahi çok konuşulur. Talihsiz bir fotoğraf olmuş bu. Luciano falan bak. Luciano'nun pantolon nerede? Belin Volkan nerede? Demir'in ayakkabıları ne durumda peki? İnanılmaz ya. Bununla ilgili psikoloğa gitsek biz. Biz işte böyle bu yaştaydık. Böyle bir açılışa gittik. Oradan beri bir travma bu resim bize desek. Hatırlamıyorum. Psikolog der ki beni bir sal der ya. Bu resmi de al git. Mesleği bırakacağım senin yüzünden. Açıklaması yok. En sağdaki kim abi? Takım elbiseli o da. O futbolcu değil. İşletmeci bizim öyle bir şeydi. Tamam. Evet. O işte o zaten haberi getirdi bana. Baktık ya. Bu sonuç ortaya çıkacağını bilseydim açmazdım dükkanı. Yani bu fotoğrafı ben de tahmin edemedim. Bir şekilde hani o zaman herkes sonuçta ne bileyim kot pantolon bir şey. Bir yer gelir dedin. Toparlar kendini gelir dedim ama dağılmış bir şekilde. Bunu tahmin edemedin ama değil mi? Kapanışa gelmiş. Sonuçta bir işe yaradı, tarihi bir fotoğraf oldu. Yani. Bu tarihi bir fotoğraf. Tarihi bu bizim fotoğraf ortaya çıktı. Aynen öyle abi. Bu takımda şampiyon oldu. Evet şampiyon oldu. Şampiyonluğun önüne geçti ama bu fotoğraf bir şekilde. Yani o şampiyonluktan daha çok bu fotoğraf konuşuluyor. Peki Murat abi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ama bir daha arkamdan sallasa gene basarım gelirim ona göre. Her zaman bekleriz bunu. Çok çok memnun oldum. Tabii eskiyi böyle yad etmek bu kadar istemezdim bu kadar kötü şekilde ama gene de böyle hatırlanmak güzel tabii. Çok ya. Da şey yapmamışız yani. Çok da böyle yanılmamışız değil mi? Yorum yaparken. Yok vallahi doğru söylüyorsun. Ben sana da az söylemişsin. Ben şimdi yaklaştıkça içeride fark ettim ya. Gerçekten de öyle söyledim. Ama kardeşim öyle değil mi? Ama dürüst bir kardeşim. Resim, eyvallah tarihi resim ama evet. Çok iyi bir arkadaşlığımız da vardı orada. Bu da onu söyledim zaten. Net. Bizim orada en şeyimiz milli takımdan gelen kemik kadro orada birleşmesi. Aynen. Çok iyiydi. Yani herkesin birbirine nazı geçerdi. Kimse alınmazdı. Kimse kimseyi kırmazdı. O çok önemli. %100. Aynen. %100 öyle. Takım oyunu olduğu için. Aynen öyle. Ben artık aynen bireysel. Öyle. Sen bireysel sopayla devam edeceğim. Peki. Eyvallah. Ben kaçıyorum. Eyvallah abi. Görüşürüz. Akışımıza, evet. Langırt'a dönelim. Yüksek enerjiyle başladık. Evet. Yüksek enerjiyle devam edelim. Serdar Dursun'la İrfan Can, kahveci. Evet. Ya ilginç figürler var. Eğleniyorlar. Başakşehir maçından sonra bu. Serdar Aziz'in doğum gününden bir video. Serdar bunu Dursun'u... ben gördüm ama çözemedim. Neyi abi, neden çözemedin? Yani burası neresi? Bir ev olabilir burası. Ev. Bir yerin evi olabilir. Serdar Aziz'in evi olabilir. Onun doğum günü çünkü. Anladım. Ama üstüne Kamşehir'de maçtan çıkıyorlar. Direkt maçtan oraya herhalde geçmişler. Herhalde oraya doğum gününe. Doğum günü. Serdar Aziz'in doğum gününü kutlamışlar. Hı-hı. Serdar Dursun neler yapıyor abi? Serdar Dursun mutlu. Herkes mutlu. İrfan da mutlu. Ama bu Serdar Dursun oynamayı seviyor. Ha, yani oynamayı sadece seviyor. Sadece sağ içi değil. Sağ dışı da seviyor. Birkaç tane daha denk geldim. Bilmiyorum sen de denk geldin. Evet devamını da gördüm. Düğünlerde de var. Evet şey düğünde de vardı. Evet. Başarılık seviyesi tartışılır. Ben çünkü hiç beceremem. Ha değil mi? Kimisi de yapamaz. Ben hiç hayatta oynayamam. Ya o ara oynuyor ama İrfan da yapabiliyor. Ama İrfan sağ içinde de yapıyor ya. O tabii topu çekme gibi yetenekli. Yani bazen şey olur yani. Vücut çalımı. Sen fanzinde anlattığın gibi bak vücut koordinasyonu yüksek İrfan'ın burada. Ya burada biraz Serdar defans oyuncusu gibi davranmış. Aziz mi? Dursun mu? Dursun. Biraz üstüne falan çöküyor. Yakın markajı alıyor falan. Orada İrfan da şaşırıyor hani. Mesela İrfan oynamaya çalışıyor. Bu biraz da şey gibi bozuyor abi. Biraz oyunu. Ben şöyle anladım şimdi izleyince. İrfan daha iyi oynuyor. Serdar Dursun da çok belli olmasın diye yakın temasa giriyor sanki biraz. Anlaşılmasın.
olsun diye. Mecbur kalsam. Yani hiç öyle bir şey bugüne kadar kalmadı ama şimdi sen çok iyi oynuyorsun. Beni de zorla kaldırdılar artık, bir şey oldu. Dayanamadın. Evet, ondan sonra. Sen de iyi oynuyorsun ya. Ben oynayamıyorum. Bir şekilde dengelemen lazım. Ben herhalde Serdar Dursun gibi üstüne falan çökerdim. Yani sarıldım falan. Olay bitti gibi bilindi. Oldu. Evet. Çünkü burada şu an kimin iyi kimin kötü oynadığı belli değil. Hiç belli değil. Belli hiç değil. Belli değil. Orayı iyi yapmış. Evet. Yorumlara da yazabilir seyirciler. Kim daha iyi oynuyor? Kimin oyununu beğendiler? Diyelim. Evet. Geçelim. Geçen hafta Icardi ve Torreira Lunapark'a gitmişlerdi. Bu kez Muslera ile Torreira CZN Burak'ı ziyaret etmişler. Evet. Ve herhalde bu pizza mı? Pizza diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Dev bir pizza yapmışlar CZN Burak'ın stilinde. Ama hak ediyorlar. Pizzayı mı hak ediyor? Neden abi? Şimdi şöyle, çarpışan arabadan sonra Lunapark acıkmışlardır, gitmişlerdir. Asıl buradaki soru Icardi'ye ne oldu yolda? Icardi yolda Muslera ile değişmiş. Evet. Icardi ile Muslera değişmiş. Ama yani güzel olmuş. Bir Torreira, video daha var. Torreira seviyor herhalde. Torreira bu işleri çok seviyor. Bir de halay çekiyorlar. E tamam canım. Daha ne olsun ki? Ha? Dışarıdan baksan bak, işler çok yolunda dersin. Bir şey söyleyeyim değil sana. Mi? Benim böyle bir görüntü Allah'tan benim zamanımda böyle sosyal medya böyle sosyal değildi. Sosyal medya yokmuş ama Torreira neler yapıyor? Torreira, tabii canım. Şampiyonluk kutlaması gibi ya. Ha? Yani başkan harbiden bunu spor olarak değil. Yani bu bir spor değildir sadece deyip böyle bir görüntü, yani Aziz Başkan o zaman bizim dönemimizde Serhat, beyzbol sadece bir spor değildir kardeşim. Spor değil mesajını bana hissettirebilirdi. Hissettirebilirdi evet. Önemli burada. Gerçekten ama yani tebrik etmek lazım. Güzel. Torreira inanılmaz. Torreira İrfan'dan da Serdar'dan da daha iyi oynuyor. Evet. Yani dansı daha iyi yapıyor yani. Şimdi abi çok güzel bir görüntüydü bence geçtiğimiz hafta sonundan kalan. Galatasaray tribünü Cumhuriyet'in 100. yılına ait bir koreografi hazırladı. Dört tarafı da kaplayan bir şekilde, resmi olay de bu şekilde. Değil. Çok emek isteyen bir şey koreografi çok. Kaldı ki böyle bir şey hazırlamak da çok ciddi takdiri hak ediyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir görüntü, o yüzden almak istedim. İyi ki almışsınız, gerçekten 10 numara olmuş. Ya düşünsene yani herkesin buna uyması lazım. Evet. Oradaki herkesin. Ve 10 numara bir şey yapmışlar. 10 numara bir çalışma yani. Mükemmel olmuş. Kartonlara nizami tutmuşlar. Pankartlar çok iyi. Mesajcı çok iyi. Türkiye'de de futbol güzel yanlar. Bu ya. Taraftar, stat, başka. İşin içine öbür girdiği zaman. Da iyi tabii ki. Öbür ülkelerde de oynadık biz işte çok yurt dışı falan ama bizim buradaki tutku olay başka. Yani. Çok başka. Kaldı ki anlamı da olan bir koreografi tabii. 100. yıl Cumhuriyetimizin yani 100. yılı. Torreira birazcık sağ içinde de. Mücadele. O öne arkaya zıpladı. Çok iyi zıplıyor. Sağ içinde de bir tık öyle zıplarsa buradaki gibi mesela. Taraftar gibi değil mi? 10 numara olur bence. Bence görüntüye. De geçelim. Galatasaray taraftarlarının tribününü tebrik edelim bu koreografi için. Evet, Hatayspor Başkanı ile devam edeceğiz. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş şöyle bir şey söylemiş abi. Hı hı. Herkes Hatayspor düşer diye bekliyordu. Türkiye'de her şey düşebilir. Dolar, altın, avro, enflasyon düşebilir. Ancak Atakaş Hatayspor düşmez demiş. Düşer mi Hatayspor? Ya da düşerse ne olur? Çok iddialı değil mi bu? İddialı. Neye göre? Şimdi niye düşmesin ki? Düşebilir. Düşebilir. Niye böyle bir şey söylemiş? Benim aklıma şey geldi. Bu bizim orada çok güzel Hatay mutfağı var. Gerçekten çok lezzetli yemek yapıyorlar. O da demiş ki. Ne demiş? Hatay'a gelmeyen Hatay'a düşer demiş. Hatay anladım. Peki. Geçelim bence. Daha üstte konuşmayalım. Bence geçelim. Abi Sayın Başkan Ali Koç bildiği üzere seçimlerden bu yana Aziz Yıldırım aralarında bir soğukluk durumu söz konusuydu. Evet. Geçtiğimiz günlerde Basketbol Müzesi'nin açılışında konuştu Sayın Başkan. Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren, Fenerbahçe'yi erkeklerde ve kadınlarda en önde kulüp yapan, muhteşem salonumuz için var gücüyle çalışan Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim dedi. Yani uzun bir zaman sonra da bu ikilinin arasında da bir barış demeyeyim ama zeytin dalı durumu da söz konusu oldu. Uzun zamandır böyle bir şey görmüyorduk çünkü. Böyle olmalı zaten. Hani bu şey de olabilir mesela, ben hocayım, ben gönderdim, sen geldin. Senle kavga mı edeceğiz? Değil mi? Benim yerimi sen aldın. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ama şöyle bir şey var. Geçen biliyorsun bir ufak operasyon falan hı-hı. geçirdim. İşte dedim ki stres yapıyor musun dedi. Dedim ki 8 senedir şampiyonluk yok dedim. Doktora. Ben de anladım dedi. Bana hap yazdı. Bu ne dedim? Mutluluk hormonu salgılıyor dedi. Her gün bir tane içeceksin bundan. Eskiden hep mutluyduk. İşler iyi gidiyordu evet, ya. Evet. Şimdi bu açıklama da bundan dolayı olabilir. He, zaten işler iyi gidiyor. Sayın Başkan'ın da keyfi, Ali Koç'un keyfi yerinde. Hayır. Mutluluk hormonu salgılarsan olumlu bakarsın hayata. Olumlu bakarsın her şeye. O zaman bakış açın değişir. Anladım. Yani ben küslükleri de unutursun. 4 senede yaşananla şu an yaşayan Ali Koç aynı değildir. Anladım. Şimdi anladım. Olabilir. İşte biz ilaçlarla ayakta tutuyoruz. Başkan Mayıs'ta bizi anlıyordu. Mayıs'ta ilaçları bırakabilirsin. Bırakabilirim Mayıs. Bırakabilirsin Mayıs'ta. Bu Mayıs, o Mayıs olabilir. Olabilir. Rambo Okan, Fenerbahçe tribününün simgesi. Yaklaşık 3000 Trabzonspor taraftarını hakaret sebebiyle dava etmiş. Evet. Bu davalardan 10 milyon Türk lirası kazanabilirmiş. Küfre karşı olduğunu da belirtmiş Rambo Okan. Küfre hepimiz karşıyız. Küfre karşıyız. Özellikle Rambo Okan. Yani o yüzden bu davada her şey olabilir. Bu davayı kazanır mı? Ya zor gibi gözüküyor.
Ama çok zekice bence. Zekice. Ya sonuçta sana küfreden birine dava edebilirsin. Fotoğraf çektirmek için de para alıyor bu arada. Beşiktaşlı olurum diyor. 1 milyon dolar. 1 milyon dolar onu duymadım. Aa öyle mi? Evet. O zaman işler değişir. Bir tane hanımefendiyle çekildiler ya videoda. Beşiktaşlı olur musun dedi. 1 milyon dolar olurum dedi. 1 milyon dolar mıymış? Şimdi orada demez mi? Bu davayı nasıl sen kazanacaksın? Buradan bokuna soralım buradan. Karışır ki dava. Düşünsene. Karışır. Böyle böyle bu camiye onlar bu Esuhan'a ne oldu dava? Dava gitti. 1 milyona gitti. 1 milyona gitti. Ben mesela ama öyle bir açıklama beklemiyordum. Böyle beklemiyor muydun? Ben bir de tanıyorum ya kendisini. Benim zamanımda da çok denk geliyorduk. Denk karşı gelmiş miydiniz? Geldik geldik. Nerede geldiniz? Antrenmanda mı maçta sahaya girmişliği var mı sizde oynarken? Sahaya girmişliği yok. Sahada yatmışlığı var. Koltuğun altında uyumuş maça girmeden evvel. Biz o Ali Sami Yen'de yaptı onu. İlk Fenerbahçe'de da yaptı. Fenerbahçe'de da mı yaptı? Yaptı yaptı. İlk bir çıktık taraftarı ilk bu çıkıyordu. İlk onu görüyorduk. Selam taraftar, selam. Ya yok yine biz alkışlıyoruz. Son ısınmaya geçiyorduk. O dönemleri yaşadık. Caddede falan karşılaştık canım çok. Muhabbetimiz oldu mu? Ama çok şey. Ya oldu tabii ki de mesela şey keyifli bir insan. Belki bizim işler iyi gidiyor diye o zaman. Belki size o yüzden. Belki işler iyi gitmese. Sıkıntı yaratabilirdi. Bize de dava açabilirmiş. Keşke dava atsaymış. Daha sıkıntı şeyler de olabilir yani. Uçeyle arası çok iyiydi tabii. Onu hatırlıyorum. Uçeyi çok seviyordu. Uçeyi çok seviyordu. Evet. Abi şimdi bambaşka bir konuya geçiyoruz. Bu konu önemli. Tamam. Estetik cerrahların dünyaca ünlü 16 isimden yararlanarak oluşturdukları mükemmel kadın bu şekilde görünüyormuş. Evet. Mükemmel kadın buymuş abi. Evet. Gerçekten öyle. Şöyle diyeceğim, ben bu yanlış anlaşılmasın. İlk gördüğümde ben bizim Hasan zannettim. Ama şey uzaktan gözükmüyor şimdi. İlk böyle yakını alınca olmadığını fark ettim. Bunu şimdi nasıl yani? Alalım tekrar resmi. Burnu, dudağı, herkesi başka okuyacağım. Bir doktor yapıp. Başka bir doktor değil şu şekilde abi. Ha. Burnu Jennifer Lawrence'dan almışlar. Evet. Dudakları Angelina Jolie'den almışlar. Evet. Çeneyi Cameron Diaz'dan almışlar. Kulakları Anne Hathaway'den almışlar. Evet. Gözler Beyoncé'un, boyun Margot Robbie'nin. Bütün fiziksel özelliklerini dünyanın en güzel 16 kadından alıp ortaya bu ideal, mükemmel mükemmel bu bayan kadın hanımefendi çıkmış. Hanımefendi çıkmış. Katılıyor musun? Sence böyle görünebilir mi? Yani ben Angelina Jolie'yle kalmayı tercih ederdim. Sadece Angelina Jolie olur mu diyorsun? Sadece olsa yeter. Hiç mükemmel bir insan değilim. İstemiyorum da. Sadece Angelina Jolie olsun buradan. Bu listeden. Bu bana yeter. Karışıklık bir durum buna yok yani. Buna şükür derim ben. Şükretmeyi de biliyorsun. Bunu da biliyorum. Böyle de bir insanım. Şükrederim geçerim. Hiç böyle mükemmele falan hiç gerek yok. Bu konuda bence çok uzatılacak bir konu değil. Senin için konu kapalı mı? Konu kapalı. Bence yani, de kapalı. Ben okeyim. Abi biz geçen hafta bunu konuşmadık ama geçtiğimiz hafta yine gündeme geldi. Vandanara ile Icardi ikilisinin durumunu basında, sosyal medyada evet görüyoruz. Icardi'nin saha içindeki futbolundan çok şu ana kadar bu durumu konuştuk. Evet. Vandanara ile de rapçi Elegante şu anda birliktelermiş. Aynı Icardi'nin şey ayrıldıktan sonra hayırlı olsun diyelim evet bu ikiliye. Ama Icardi'nin psikolojisi de burada tabii çok bozulacak mı bozulmayacak mı? Burada bir üçgen durumu, aşk üçgeni söz konusu. Yani yapacak bir şey yok. Olan olmuş mu diyorsun? Olan olmuş. Herkesin kendi bir hayatı var. Sonuçta her şekilde devam ediyor yani. Ama tabii ki önemli olan uzatmamak. Biraz uzadı sanki değil uzadı mi? Uzadı yani. Ayrıldık mı, barıştık mı, ayrıldık mı, barışmış mı? Bu yansır bu sefer. Sahaya yansır. Yani sonuçta Arjantin'e gitti Icardi barışmak için. Olmadı falan. İşte doğru. O yöre onu anlatmaya çalıştım yani anladın mı? Hala devam ederse bu şey. Ama yani asıl ben insanların özelini hayatım boyunca konuşmadım. Tabii çok şey da beni ilgilendirmez. Bu zaten şey. Asıl beni rahatsız eden konu bu fotoğraftan daha çok. Icardi diye bir oyuncu oluyorsun ve bu çok önemli bir oyuncu. Maalesef böyle çok bu konularla gündeme geliyor. Gündeme geliyor olsa çarpışan araba falan filan. Ama asıl hayır. Geçen hafta koydunuz ya çarpışan araba. Anladım. Bir şey yani, gülüyorum niye kızdın ya? Yani, niye böyle gerildik onu da bilmiyorum. Ama şimdi tabii ki burada asıl konu Icardi'nin maaşı 750 bin euro kene eski eşinin menajerlik ücreti 1 milyon euro ona vermeyin bu parayı. Falan. Haberlerde de çıktı tabii bu. Yani resmi bir eğer açıklama. Doğrusan, evet. Beni en çok bu rahatsız ederdi. Bir Galatasaraylı taraftar olarak yani 1 milyon euro menajerlik parası böyle bir ücret alırken oyuncu nasıl ortaya çıkabilir? Icardi de vermeyin demiş zaten habere göre. Ya Icardi'nin dediği işte olmaz o. Yani tabii o FIFA imza atıldıysa geçmiş olsun o. FIFA'ya gider. İstediği kadar şey yapsın sonuçta. Rapçi kardeşimiz orada. Onunla da beraber klip çekmişler. Bitmiş bir onunla olma diyemez tabii, yani. Tabii. Onunla klip çekmiş. Bitmiş o klibi yayınlanma diyebilir misin sen? Diyemem. Yayınlanmış. Çekilen o klip yayınlanır abi. Bu kadar basit. Ben diyeyim sana Berkay bu programı yayınlama diye. Sen yayınlamak istersen. Çekiyor muyuz? Yayınlarız. Bitti. Evet. Yani o bitmiş olay. Olay bitmiş o, bence orası de. Orası beni çok ama o ücretler falan onlar tabii üzücü şeyler. Yani bir açıklama da gelir belki. Bu işi yapanlar çok işi bilmiyor anlamına doğru geliyor. Doğru. Bu mesaj da burada bir yerde dursun yani bence.
Vitor Pereira Brezilya'da sadece kadınlar arasında yapılan anket sonucu. Aa, harbiden de oymuş ya. 2022 yılının en seksi erkeği seçildi. Sunucu Livia hanımefendi demiş ki şu an bana gel dese 4 yıllık sevgilimi bırakır Vitor'a kaçarım demiş gülerek. Livia Hanım'ı bizim programa davet edebilir miyiz? Ne diye davet edeceğiz abi? Ben bir anlatsın değil mi? İlgili burada Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonu anlatayım. Ondan sonra da bunu söylüyorsa herhalde hoş diyeceğim. Sen harbiden Livia diyeceksin. Sen bu adamdan diyeceksin. Demek ki hakikaten beğeniyorsun yani. Yani çünkü bilmiyor. Tanımıyor değil mi? Tanımıyor. Şimdi seksi erkek dediğin sadece görüntüyle mi oluyor yani? Başarı da olabilir. Başarı her şeyi tabii, değil mi? Tabii yani, komple bir kariyer. Düşünsene şimdi seksi erkek diyor. Diye sesi çıkıyor falan yemekte. Her şey olabilir abi. Ben anlatayım buradaki maçları. Geçen sen demiştin ki. Analiz yolu. Ha, sen demiştin ki burada hatırlıyorum bir programdan sonra. Sen benim dedem değilsin. Ben de senin torunun değilim bu saatten sonra. Torun olsam böyle söylerim demiştin. Vitor Pereira diyelim ki teknik direktörlüğü bıraktı. Torunlarına hocalık kariyerini anlatacak ve torun soracak Vitor Pereira'ya ya ne diyecek senin çalıştığın en kariyerli oyuncu, en büyük 3 oyuncu kimdi diye sorsa. Hı hı. Mesut Özil, Robin van Persie ve Hulk bu üçlüyü tamamlar mı? Tamamlar. Nani'yi de ekleyebilirsin. Nani'yi de ekleyebilirsin. Hulk yazılır ya. Dördüyle de sorun yaşadı. Evet. Nani ile kavga etmiş ya. Nani ile de kavga etti. Nani ile. Ama evet. Burası bu üçü bence daha da üst seviye. Tabii yani. Hani, tabii. Ki. Yani bu hani şimdi dönüp baktığımızda üçüyle de sorunlu. Torun bu bizim bildiğimiz yani ego muhabbeti. Hani, evet. Sana söyleyeyim mi ne olacağını? Torun der ki ben artık senin torunun değilim. Topu kırıyor. Der yani sen torun olsan bunu bilmez misin? Ben derim ben artık sen benim dedem değilsin ben de senin torunun değilim. Bunu der insan der yani. Bu isimleri yazarsan. Yo, bunu oynatmadın derse bunların üçünü de ben bitirdim arkadaş tamam mı? Tamam der o. Sen de benim artık deden değilsin. Ben de senin artık torunun değilim. Öyle biter bu olay. Bu açıklamadan sonra Livia halen onunla gidiyorsa Livia'da yazıklar olsun. Livia'da yazıklar olsun. Böyle bir şey olamaz. Ama anketi yani sadece o Livia'nın söylediği bir de anket kadınlar arasında yapılan ankette birinci olmuş. Genel görüş de bu şekilde yani. Bu sadece bezlerin bir semtinde mi? Ha? Sadece Rio'da değil mi? Hani hayır mesela şimdi olabilir bütün... ya mesela işte ne bileyim Ümraniye'nin en seksi erkeği falan gibi. Hani anladın mı mesela? Bilmiyorum ki yani bütün Brezilya için mi geçerli bu? Onu anlamadım ben. Yani ben de bilmiyorum. Semt olabilir mesela şimdi Hasan hani... bir semtte oturuyor ya. Ha, orada oranın en seksi erkeği olabilir değil mi? Oranın da seçilemez ama. Hani anladın mı? Belki sıralamaya girer. Mahallenin olabilir ve oturduğu blok evinin olabilir mesela. Kendi oturduğu evin en seksi erkeği seçilmiş olabilir. Tek erkek. Tek bari. Erkek çünkü. Anladın mı? O zaman okey kabul edebilirim. O zaman mantıklı değil mi? Evet evet. O zaman mantıklı. Onu bu haftaya zaten... Çünkü bulalım bunu. Çünkü çevirmişler. Altta yazılan yazıyı biz bilmiyoruz ya. Ben bunu bir Alex'e sorayım. Ha Alex belki Alex'e takibini yapabilir. Anlatayım. Diyeyim ki kaptan bu nerede oldu? Bu semt nerede? Bu Pereira nerede seçilmiş? Bunların hepsini ben bir öğreneyim Alex'e. En doğru cevap bize Alex'e sözü verir. Ya, buradan kaptana sesleniyoruz. Lütfen evet. Bize yardımcı ol Alex. Haftaya açıklığa kavuşturalım abi. Tamam. Geçtik. Kylian Mbappe. Hı-hı. Belki de Haaland'la beraber son önümüzdeki 10 yılın en evet. Büyük oyuncusu olacak. Paris yıldızı Mbappe'nin sözleşmesinin detayları açığa çıkmış. 72 milyon euro yıllık maaş, 180 milyon euro imza parası, 1. yıl için 70 milyon euro sadakat bonusu, 2. yıl için 80 milyon euro sadakat bonusu, 3. yıl için de yine 90 milyon euro sadakat bonusu Kylian Mbappe alacakmış bu paraların hepsini. İyi paraymış ya. Eyfel Kulesi'ni de verecekler mi yanında acaba? Komple kulübe versinler buna. Anahtarı bırak git. Başkan desin ki ben gidiyorum. Bu nasıl para abi? Bunu sana. Bence kimse bu kadar böyle bir parayı hak etmiyor futbolda. Bu güzel bir tartışma konusu bence ve katılıyorum sana. Evet. Kimse böyle bir para kalmıyor. İstese Kylian Mbappe, 3 tane Kylian Mbappe olsun. Fark etmez yani. Sonuçta yani inanılmaz para kalmıyor. Hesapladın değil mi biraz? Hesaplayamadım benim aldığımla onu. İçine kaç tane sığdırıyorum sığdıramadım. Matematiğim yetmedi de. Bayağı bir sığıyor içine ama. Çok sığıyor. Çok. Çok sığıyor. Yani gerçekten çok. Çarpıyorsun falan. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor yine. Bunun bir şeyi olması lazım. Bu çok suyu çıktı bu işin yani. Bu... Suyu çıktı. Bu artık şey oluyor iş. Marka, sosyal medya işler. Bizim evimizde mesela hani herkesin bir kaderi var anladın mı? Doğru. Benim bahçemde petrol çıkmadı mesela. Bizim bahçede dikenli gül falan. Elma ağacı çıktı. Elma senin ağacı bile çıkmadı. O da mı çıkmadı? Hiç ağaç da çıkmadı. Bahçemiz yoktu.
Düşünüyorum ne çıkartacağım diyor bahçeden ya. Bahçe yok. Ne çıkartıyorsun ki? Çıkmıyor zaten. Çıkmıyor apartman. Bir şey çıkmıyor bizde. Böyle bir şey oldu diyelim. Mesela senin bahçende petrol çıktı. Ben sen çok çok zengin oldun abi. Tamam da bu işin bir limiti var abi yani. Bunu istiyorsa mesela 72 milyon euro maaş diyor ya. Onu 172 milyon da yapabilir. Evet. Ama neye göre? Bir anlamı yok ki yani. Bir anlamı yok, anladın mı? Hani, bir anlamı yok. Ve dengeler çok bozuluyor. Yani sen şimdi... O zaman diyor ki Messi ile Neymar gitsin. Bu parayı aldığı için de. Evet. Öyle açıklamalar yapıyor. Şimdi aynı takımda Icardi ne yapsın? 4 milyon euroyla. Nasıl geçinecek bu çocuk? Ha? Belki de pizzacı da o yüzden yok adam. Belki çıkışmadı, hesabı veremedi. Öyle büyük hesap, bu 72 milyon alıyor. Pizzanın boyutu nasıl oradan çıkacak? Nasıl olacak? Paris'in bunları düşünmesi lazım. Demiş olur. Şimdi dengeleri çok bozarsan sıkıntı yaşarsın. Dengesizlik olur. Dengesizlik olur. Ama Mbappe de Paris'te kalmak için sadakat bonusu ne abi? Sadakat bonusu ne? Mesela Real Madrid'le görüşmeyeceksin mi? Görüşmeye abi, de izin mi yok? Sadakat ne anlama geliyor? Yani bırakıp gitmeyeceksin anlamına. Öyle anlıyorum ben. Abi nasıl sözleşme olunca zaten, bırakamıyorsun. Yani, neyin sadakati yani? Ben abi sadakatin tam anlamadım. Çünkü Sadakat diye bir dizi vardı. Onu seyrettim. Sadakatsiz sen... o. Ha, evet, sadakatsiz. Sadakatsizin ne olduğunu biliyorum. Sadakatli olanın ne olduğunu bilmiyorum. Sadakatsiz, sadakati olmayan. Olmayan. İşte o dizide hangisi oluyor? Orada da kafam karıştı. Cemre çok seyrediyordu diziyi. Sen yandan bakmışsın diziye. Mesela şey diyorduk adama. Sen tam sadakatsizsin. Evet, tam olarak onu. Buna da işte, sadık değil yani. Sadık değil. Bu sadık mı oluyor? İşte sadık olması için sadık olursa bu parayı alıyor. Bak, ben senin görebileceğin en sadıklı Fenerbahçelilerden bir tanesiyim. %100 kesin. Normalde şimdi başkan bana ne kadar vermesi lazım? Sadakat bonusu istiyoruz Sayın Başkan Ali Koç'tan. Sayın Başkan'dan sadakat bonusu. Zaten sözleşme imzalamışsın. Bir de abi şimdi Allah yukarıda. Herkesin para ihtiyacı olabilir. Tabii abi olabilir. Ama hayat bu. Yani böyle bir şey yok. Ama şimdi bana burada başkan diyecek ki ya imza parası 180 milyon, senelik de 72 milyon. Sadakat bonusu da yazalım mı diyecek. Ben de yaz diyeceğim ha. Bak yani bu kurtarmaz seni. O seni de kurtarmaz. Ha? O seni de kurtarmaz. Diyelim biz bence evet fazla şey girmeden geçelim. Olayımı anlatayım mı? Anlat abi. Kısa gerçekten. Anlat. Fenerbahçe'ye geldim. Bir rakama imza attım. Tabii ki çok farklı rakamlar. Bayağı bir eksikleri var. Birkaç sıfır eksik. Kaç? Birkaç sıfır eksik. Birkaç sıfırdan fazla. Tabii Ümit Milli Takım'dan geldik. O zaman Yıldızlar Topluluğu falan. İki sene oynadık işte. Düşünsene hani Ümit Milli Takım'dan gelmişsin. Kendini daha bir şey kanıtlanmamışsın. Hani sonuçta Ümit Milli Takım'da çok iyi geçirdik. Tamam, Türkiye'nin bütün kulüpleri seni istiyor olabilir. Ama sen Fenerbahçe'ye geliyorsun. Hı hı. Ve senin hayalindeki takımın, yani forma hayalinde giyiyorsun. Olmayan bir şey oluyor. Şimdi geldik. Tarak kemiği kırıldı. Kenneth Anderson. Kenneth Anderson. Başkan çağırdı. Dedi ki senle şampiyon olacağız. Abi sağa sola bakmaz mı insan? Balic bana var, mı söylüyor? Rafaic var. Ha? Bana mı söylüyor? Sen yapacaksın diyor. Ben nasıl yapacağım? Ben daha yeni gelmişim, hiç oynamamışım. Ama ikinci senenin sonunda, yani ikinci sene 6 Kasım'ın içerisinde, hı-hı, olduğu sezonda ben 16 gol attım ve Dünya Kupası'na seçildim. Ve yaşım 20. O zaman izlemeler var tabii ki. Bayern Münih izlemiş falan diye, hı-hı, haberler, hı-hı, geliyor ama sadece izlemiş gitmiş adamlar yani. Bunu çok bitmeye de gerek yok yani. Bakmışlar gitmişler. Olabilir yani, değil mi? Senle ben şimdi bir stada gitsek maç izleme. Bunu adam maç izlemeye gelmiş. Diyeceğiz. Benim maçı izleme diyemezsin ki adama sen. Adam bilet adam almış. Maçı izlemiş, bizi izlemiş gitmiş. Yani. Bu da gayet okey. Atletico Madrid o zaman, Betis falan birkaç daha var. Ondan sonra tabii ben de Dünya Kupası, Dünya Üçüncülüğü, o kadro odasını falan geri geldik. Sözleşme de bitti. Bonservisimiz elimizde. Dedik hani en azından 1-0 arttırabilir miyiz diyorsun? Yarın 1-0 arttırmak. 1-0 olmuyor. Olmuyor. Bir basamak belki. Bir basamak yani. Mesela en sonunda 0 yazıyor ya. O en son 0-5'e döner mi? Mesela anladın mı? Ve onun en sıfır... Virgülün bu tarafı diyorsun. Yok, ben en sondan bahsediyorum. Ha, en son. En son. En sonunda mesela 5 olur mu? Veya en sondaki 0'ın yanındaki 1 olur mu? 10 olur mu? Oraları kovalıyorsun. Oraları kovalarken 3 sene başkan dedi aynı para devam. Ne diyeceksin? Hiçbir şey diyemeyeceksin. Sadakat bonusu isteyebilir misin? İsteyemezsin. Ne sadakat bonusu ya? Şimdi sana soruyorum. İzleyicilerimize de soruyorum. Buradan soruyoruz, evet. 20 yaşında talent player diyelim. Tamam. Tamam mı? Süper talent demeyelim ama talent player diyelim. 16 gol atıyor. İlk sezon 9 gol atıyor ve bonservis elinde. Bu aynı futbolcu, aynı yaşta, aynı skorlarla, aynı katkıyla Bayern Münih'te Manchester United olsaydı ikinci sözleşmesi ne olurdu? En az 2 katı, 2,5 katı fazla olur. İşte ben de diyorum ki Paris'in başkanına, sadakatin ne olduğunu bana sor. Ben anlatırım. Yani bana bu rakamları vermeye de gerek yok. Bana bunun yarısını ver. Ben sana yarısını sadakati anlatayım ya. %10'unu verse ben anlatırım. Sadakat gerçekten benden daha iyisini bulamaz. Asıl onu demek istedim yani. Buradan Paris Başkanı'na seslenmiş olalım. Evet. Devam edelim.
Ten Hag ve Cristiano Ronaldo bak, konusu. Bu benim... Senin yaralı olduğun bir konu bu. Çok hassas noktam. Hassas noktası. Evet. Bunu hiç iyi olmamış. Yani... Önce kadroçu bıraktı. Pereira olayı bile beni bu kadar vuramaz yani. Çok üzüldün değil mi buna? Ben buna çok üzüldüm. Ve hayatımdaki en sevmediğim teknik adam profili. Sevmiyorum abi ben. İsterse bundan sonra dünyada Manchester United'le bütün dünyadaki yarışmalarda kupaları bu adam kazansın. Benim için dünyanın en antipatik hocası olacak. Bu kariyeri yaşamış bir insanın problemli olma şansı yok. Niye kadroçu kaldığını söyleyelim. Tottenham maçında oyuna girmediği için son 2 dakika içeri gitti Ronaldo. Evet. Ondan sonra o akşam da kadroçu bırakıldı. Hı hı. Daha sonra antrenmana alındı. Önce U19 takımıyla çıktı. Daha sonra yine U21 takımıyla çıktı. Yine A takımla antrenmana çıktı. Hı. Ama akıbeti belli değil yani. Şu an ne olacak? Devre arasında gidecek mi, kalacak mı? Tam bir sürünceme söz konusu Ronaldo. Şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun tamam mı? Bu konuyla ilgili kaybeden hoca olacak. Her Ronaldo, zaman için. Ronaldo kazanacak diyorsun. Ronaldo kazanacak. Gitse bile kazanır. Şansı yok. Gitse kadro dışı ömür boyu kadro dışı bıraksa da bu hoca kazanamaz. Ronaldo bu ya. Yani bunu Messi'ye de yapsalar, Ronaldo yapsalar. Çünkü onlar ikisi futbolda işleri çok farklı noktalara getirdi. Futbolun kendisi oldular. Ben 16 gol attım diye. Sadakat bonusu istiyorsun. Sadakat bonusu istiyorum. Bir sonra ben de kendime ne yapıyorsun sen diye. Adam atıyor 60-70-80 gol. Düşünsene bütün takımın attığını atıyor tek başına. Tek başına. Sen bu adamı kadro dışı bırakacak adam değilsin. Teknik adam değilsin. Doğru oldu değil mi? Teknik adam değilsin. Adam değilsin deyince bu sefer de Ten Hag gelebilir haftaya. Programa. Gelsin. İşte teknik adam. Onu sonradan eklemiş evet, oluyorum ya. Evet, teknik adam bilsin. Sonradan madde ekliyoruz işte. Tabii canım ne olacak? Evet, böyle bir kendi şey. Kendi aramızda konuşuyoruz. Evet, kendi aramızda sohbet ediyoruz. Bence bu olay hiç olmadı yani. Ama yakışmadı. Bazı hocalarda da bu var. Şimdi biz dönüp dolaşıp geleceğiz seninle ne bileyim. Vitor Pereira'ya tabii ama. Vitor Pereira değil, babaya. Ha, o gecesi. Şimdi diyeceksin ki sen abi işte İrfan Can diyor ki hepimiz onun için oynuyoruz. Niye oynuyorsunuz abi? Hastalığı falan var bu adamın, ölecek mi? Ha? Yani öyle bir şey Allah yok tabii. Allah gecinden versin de niye oynuyorsunuz bu adama yani son maçlarımız. Çok seviyorlar. Son sezonu. Çok inanıyorlar. Çok seviyorlar. Bitti. Bu adam kendini sevdirmiş. Manyak mı bu adam? Biliyor ki bu iş böyle yürüyor. Ben sana hep bunu söyledim. Bazen komünikasyon işi çözer. Ten Hag'la bence bundan sonra torunları da ileride görüşmeyebilir. Bu adam Pereira'dan daha da daha kötü bir duruma düşebilir. Yani görüşmeyi bırak. Reddedebilirler dediler. Ben asla böyle birisini tanımıyorum diyebilir torunlarım. Şimdi biz burada sen bana soru sordun da yine mütevazı bir soru sordun. Tabii yani. Hulk dedin. Mesut dedim. Mesut dedin. Nani dedin. Van Persie şimdi dedim. Sen bana eğer dersen ki Ronaldo. Ronaldo desen reddedebilirler. Komple. Reddi miras yapıp aynen. Devam edelim. İstemiyoruz. Senin paranı da istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz. Seni de görmek istemiyoruz bundan sonra diyebilirler. O durumlara düşebilir. Kesin. Ten Hag'da. Ten Hag düşebilir. Çok riskli bir karar verdi. Ama çok büyük bir kariyeri olacağını sanmıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ajax, Ajax istediğini yapabilir. Bundan ya, sonra da yapar. Benim gözümde Ronaldo başka bir şey, Messi başka bir şey. Çok saygısızlığı hak etmiyorlar bence. Hak etmiyorlar bence. Yani kadro dışı bırakmak saygısızlık değil belki saygısız. Ama bu şekilde artık kariyerinin sonunda olmamalı. Bak böyle her şeyi boş ver. Yaptı Ronaldo'nun her şeyleri unut. Ronaldo Manchester United'de Ronaldo oldu. Doğru mu? Doğru. O adam yoktu. Burada o oldu bu camiada Ferguson'ın sayesinde ve bunu da çok bilen bir insan ve buraya geri dönmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Tabii. Bunun üzerine bunu yapıyorsan sen iyi birisi değilsin. İyi insan değilsin. Bakalım. Bak, teknik açığı başka. Ama insanlık olarak ben iyi insan olduğunu düşünmüyorum. Bakalım. Bakalım bir neler olacak. Bir sorunu da varsa gelsin. Gelsin. Sopayı da evet. Göstermen iyi oldu. Murat mesela geldi kardeşimiz. Geldi gitti. O da gelebilir. Gelelim. Ten Hag'ı da bekliyoruz. Burada oturabilir yani sıkıntı yok. Bir Rus şirketi insanların korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için yaklaşık 3,5 milyon rubleye yani 1 milyon TL'ye canlı canlı 1 saat boyunca gömülecek kişiler arıyormuş. Yani seni gömecekler 1 milyon lira verecekler. Rambo Okan 1 milyon dolara Beşiktaşlı olurum dedi. 1 milyon liraya bunu yapacak insan bulabilir miyiz? Çok buluruz. Bizim mesela Hasan'ı buraya göm çıkarma. O 2-3 saat de kalır. Bizim evden rahat diyor. Bana... 10 milyonu da versen, 100 milyonu da versen ben yapamam. O ben kapalı alan korkusu var mı? Var. Klostrofobi. Yani şöyle adını tam bilmiyorum, söylemiyorum ben onu da. Doktor bir gün söyledim, boş ver dedim adını. Ben de ondan var dedim. Kapalı alanda kalamıyoruz işte. Evet, şimdi anlatıyorum bir şeyler, klostrofobi bir şeyler. Bilmiyorum, ben onda var ben, duramıyorum. Her neyse işte. Yani mesela şey de yükseklik korkusu da var bende. O bende de var. Çok sıkıntı mesela eskiden maymun gibi tok 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 ağaca tırmanıyorduk. Aşağı inemiyorduk. Yukarıda kalıyordun. Yukarıda kalıyordum. Aşağıya bakmayacaksın işte oradaki formül o. Ben orada anladım zaten. Bolculukta da öyleydi yani. Hep ileri geri hiç yok. Hiç geri, geri vites. Çıkıyoruz ya ağaca. Sonra geri ineceğiz onu düşünemiyoruz tabii ki. Bu olay çok hassas olduğum bir nokta.
bu burada çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Ya fotoğraf bile beni gerdi şu anda hakikaten. Yani ben bunu mesela asansörde falan kaldığımda paniklemiyorum ben. Asansör falan o kadar değil de ama çok böyle yani bir dolap gibi bir şeyin içinde sıkıntı. Tabii canım, o yüzden bu bana olmaz. İlginç bir deney için istiyorlar ama 1 milyon TL, 3,5 milyon ruble çok insan buluruz sokakta çıksak. Yani ben çok rahat kafadan şu anda aklımdan sayıyorum, bir 20 kişi var. Bak bunu mu desem? Hani tercih bu mu yoksa işte bir gün boyunca Pereyla'yla aynı evde mi desen? Hangisini seçersin? Onunla takılırım bir saat. Eğer düşün hani. Bir saat değil, bütün gün dedin. Bütün gün mü? Bütün gün mü, bir saat mi? Bir saat birader. Hayır, bütün gün Vitor Pereyla'yla aynı evde olmak mı yoksa bir saat bu mu? Onu düşünmem lazım. Onu söyle bana. 12 saat falan da mı değil? 24 saat. 24 saat. Ya 24 saat o, ya da bu. O zaman şimdi bazen diyorsun ya korkularınla. Yüzleşmen lazım. İşte belki de o an çatabilir o zaman. O yüzden benim belki de o kutuya girmem gerekiyor olabilir. Onu bir daha düşünmem lazım Berkay. Bence de. Ben onu seçersin gibi geliyor bana. O da çok enteresan bir tedavi yöntemi. Korkularını yüzleş. Abi korkuyorum zaten. Ne yüzleşeyim? Korktuğun şeyle korkuyorum abi. Lan korkmasam yüzleşirim zaten. Evet yani korkmasam. Yani yüzleşirdik zaten, ben korkuyorum. Benim zaten bununla ilgili korkum var diyorum doktora. Yüzleş o zaman diyor. Korkuyorum. Abi? Korku yani nasıl bulacağım ki bunu ben? Yok öyle bir şey. Korkuyorum. Çok enteresan yöntemler var. Peki bitirdik. İkinci bölüm bitti. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Bakalım haftaya kim basacak bizi? Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.